3 haftalık bir aradan sonra herkese yeniden selamlar. Son iOS 14 videomun üzerine 2 adet beta yayınlandı. Bu videoda beta 4'e ağırlıklı olarak yer verip beta 3 ile gelen fonksiyonel değişiklikleri de duyurmaya çalışacağım. Bu videonun sponsoru olan Tenorshare'e ait Ryboot uygulaması, Apple logosunda takılan, yeniden başlatma çıkmasına giren ve çeşitli sorunları olan iPhone'larda yardımınıza koşuyor. Ücretsiz versiyonda sunduğu iki özelliğe ek olarak ücretli versiyonda sayısız konuda yardımcınız olabilir. Linkler aşağıda açıklama kısmında. Beta 4'ün yükleme boyutu iPhone 11 Pro Max için 620 MB civarında. Yükleme öncesi ve sonrası saklama alanları boyutlarında herhangi bir değişiklik yok. Yani iOS 14 yüklendiğinde gasp edilen 12 GB'lık alan gibi bir sorunumuz yok. Yükleme öncesi 105.77 GB olan boş alanım yükleme sonrası 106 GB olarak listeleniyor. iPhone 11 serisi için bir modem güncellemesi de var. 1.50.20 olan modem yazılımı yeni sürümle Beta 4 ile 1.50.23'e güncellenmiş durumda. Bu modem sürümü birçok arkadaşın yaşadığı bağlantı sorunlarını çözer diye umuyorum. Çünkü ben de hepinizin yaşadığı bu sorunları yaşıyorum. Telefon görüşmesi sırasında kopmalar, bağlantı problemleri vardı. Umarım bu sürümle stabil bir hale gelmiştir. Apple'ın daha önce duyurduğu ve Beta 3 ile birlikte kullanıma sunduğu web sitesi tercümesi özelliğine bir bakalım önce. Farklı dilde bir sayfa ziyaret ettiğinizde direkt olarak Safari üzerinden sayfanın tecrübesini yapabilme imkanı sağlayan bu özellik için en üstte AA simgesine tıklayıp sayfayı tercüme ettirebilmemiz lazım. Bu özellik burada görünmüyor. Basit bir hile ile bu özelliği aktif edebiliyoruz. Onun için önce ayarlara, genele, dil ve bölge seçeneklerine gidiyoruz. Benim şu anda bulunduğum bölge Almanya. Bunu Amerika Birleşik Devletleri olarak değiştiriyorum. Bu değişiklik sonrası sayfayı yeniden ziyaret ettiğimde ve AA yazan simgeye bastığımda web sitesini çevir özelliğini görüyoruz. Buraya bir kere bastığımda bana Almanca ve İspanyolca dillerini sunuyor. Burada gördüğünüz gibi Türkçe dili yok. Bu diller aslında yine dil ve bölge menüsü altındaki tercih edilen dil sırasından alınıyor. Türkçe bu menüde olmasına rağmen maalesef bu özelliği desteklemiyor. Umarım yakın zamanda ya da bir sonraki betada ya da tam sürümde en azından bu özelliği dahil ederler. Ama açıkçası umudum da yok çünkü biliyorsunuz Swift Keyboard yani kaydırarak yazma özelliği de iOS 13 ile birlikte iPhone'lara eklenmişti ancak Türkçe desteği halen yok. Aradan geçen bir yıllık süreye rağmen YouTube uygulamasında 4K video seçeneği de önceki betalarda sunulan ve daha sağlıklı çalışmaya başlayan bir özellik. Daha önce belli başlı 4K videolarda beliren bu özellik şu anda ziyaret ettiğim tüm 4K özellikli videolarda görünüyor. Bu özellik için YouTube'da 4K video izlediğinizde en üst sağdaki 3 nokta sembolüne basıp kalite sekmesine gidiyoruz ve burada otomatik olarak seçtiğimiz videolarda eğer bağlantınız zaten yeterince iyi ise en üst sınırı seçecektir. Onun dışında burada 1080p'den 4K'ya kadar seçenekler mevcut ve bunu artık cep telefonu üzerinden de izleyebiliyorsunuz. iPhone üzerinde bu ne kadar mantıklı bilemiyorum ama en azından mobil veri kullanırken bu özelliği kullanmamanızı tavsiye ederim. Beta 4 ile devam edelim. Bir önceki betada kaldırıldı mı, hata mı diye sorulan 3D Touch özelliğinin destekleyen cihazlar için yeniden kullanımda olduğu söyleniyor. Benim maalesef cihazlarım şu anda bu özelliği desteklemiyor. Eğer kullanan arkadaşlar varsa ve arada bir fark olduğunu hissediyorlarsa lütfen yorum kısmında diğer arkadaşları bildirmek adına bize iletebilirler. iOS 14 Beta 4'te yaptığım benchmark testinde işlemci testleri iOS 13 ile paralel sonuçlar alıyor. Buradaki testlerde test sonuçlarında gördüğünüz gibi aşağı yukarı aynı rakamlar söz konusu. Ancak hesaplama testlerine gittiğimde çok ciddi bir artış olduğunu görüyorum. Bu listede iOS 13 altında yapılan testleri görüyoruz. 6300-6400 seviyelerinde sürekli devam eden bu test sonuçları iOS 14 betasıyla beraber 7400 seviyelerine kadar gelmiş durumda. Bunun da kullanım tecrübesi açısından cihazlara bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Widget sekmesine Apple TV de eklenmiş. Hemen alt tarafa gidip örneğin burada yeni bir menü var Düzenle dediğimde üst tarafta artı sembolüne bastığımda TV'yi buluyorum ve burada TV sembolünü widget olarak ana ekrana ekleyebiliyorum. Bunu buradan tutup yine kullandığım ekranlardan birine taşıyabiliyorum. Bu özelliği kullanan arkadaşlar varsa, widget'lara alışmış arkadaşlar varsa ben açıkçası hala alışamadım henüz. Dolayısıyla hala eski sistem kullanıyorum. Ama kullanan arkadaşlar için pratik bir özellik. TV sembolünü ana ekranlarına sabitleyebilirler. Hava durumu uygulamasının kaybolduğundan şikayet eden arkadaşlar vardı. Cihazı yeniden başlatırlarsa büyük ihtimalle sorunları giderilir. Ayrıca uygulamaları iOS 14 altında çalışmayan arkadaşlar için bir ipucum var. Benim sıklıkla kullandığım bir uygulama olan Amazon Müzik uygulaması daha önceki betalarda çalışmıyordu ya da bana öyle geliyordu. Çünkü dün itibariyle uygulamayı kaldırıp yeniden App Store'dan yüklediğimde çalıştığını fark ettim. Belki sizde de işe yarar. O yüzden bu tarz şikayetleri olan arkadaşlar uygulamayı kaldırıp App Store'dan yeniden yükleyerek şanslarını bir deneyebilirler. Covid-19 maruz kalma bildirimleri de direkt olarak ayarlar menüsü altına taşındı. Biraz aşağıya kaydırıp maruz kalma bildirimleri menüsüne ulaşabiliyoruz. Burada bu uygulamanın bu özelliğin kullanabildiği uygulamalar da listeleniyor. Şu anda Almanya için kullanılan bir uygulama var burada. Corona One App yani Corona uyarı uygulaması. Buradan direkt olarak uygulamaya ulaşabiliyorum ve bulunduğum bölgedeki güncel durumu da kontrol edebiliyorum. Bu özellik daha önce farklı menüler altında, sistem ayarları altında bir yerlere gizlenmişti. Şu anda bu özelliğe ulaşım pratik hale getirilmiş. Sürekli kullandığınız kestirmeler varsa artık tek bir widget olarak ana ekrana ekleyebilirsiniz. Basit bir örnekle ekle dediğimde alt tarafa inip kestirmeler menüsüne ulaşıyorum ve burada ilk sıradaki tek widget'ı seçip ekle diyorum. Görüldüğü gibi şu anda ekrana boş bir widget kutusu olarak eklendi. Buna basılı tutup araç takımını düzenle dedikten sonra mevcut kestirmelerimden bir tanesini seçebiliyorum. Burada ben de sadece zaten kullandığım bir tane kestirme var. Instagram post ve TV adlı kestirme bu bana Instagram'dan linklerini kopyaladığım fotoğraf ya da videoları direkt olarak galerime ekleme şansı sunuyor. Hemen test edelim. Instagram'ı açalım. Fotoğraflardan bir tanesinin linkini kopyalayayım. Geri dönüp buraya bir kere bastığımda direkt olarak benim fotoğrafımı az önce Instagram'dan kopyalama yaptığım, linkini kopyaladığım fotoğrafı fotoğraflar sekmesine, uygulamasına aktardı. Burada basit bir şekilde bu uygulamaya ana ekran üzerinden ulaşabiliyorum. Bu yeniliklerin yanında elbette görsel değişiklikler de mevcut. Bunlara değinmeyeceğim. Örneğin müzik uygulamasının sembolü değişti. Bunun gibi birçok değişiklik söz konusu ama ben daha çok fonksiyonel değişikliklere yer vermeye çalıştım. Benden şimdi bu kadar. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.